Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ne yapıyorum? Bari'den çıkıyorum. Şu sokakta oturuyordum. Şimdi çıkıyorum. Nereye gideceğim diye sorarsanız, aslında Jakarta'ya uçacaktım. Çünkü buradan Jakarta'ya trenle veya otobüsle gitmenin fiyatları uçakla gitmenin fiyatlarıyla aynı. Ama şimdi ben Jakarta'ya gideceğim. Jakarta'dan sonra bir 5 gün, 4 gün kalıp Singapur'a gidecektim. Hani Endonezya'da bir tek Bali'ye geldim, Jakarta'ya geldim. Hop yapıyorum yani hiç. Arada bir yolculuk yapmamak beni rahatsız etti. O yüzden şimdi ne yapacağım? Yol üzerinde buradan Jakarta'ya gene trenle veya herhangi bir şeyle gideceğim. Yani olsun abi, ne yapayım yani şimdi. Zamanım var, vizem var. İstemedim böyle direkt uçakla gitmek. O yüzden çıktım, şimdi bir yemek yiyeceğim. Yemek yediğim yere şey soracağım. Bali'den Java'ya geçiş için bir limanlıkta port var. Liman var, o limandan feribotla karşıya geçeceğim. Ama şimdi asıl büyükler, buradan Gilimanuk'a nasıl gideceğim? Postuma sordum. Valla dedi hiç bilmiyorum. O da şey yapmış, Jakarta'dan taşınmış buraya. Yani bilmiyor buraları pek. Zaten kimse de Gilimanuk'ta ne yapsın? Gilimanuk'a buradan kim niye gitsin? Bilmiyorum ama illaki bir şey gidiyordur diye düşünüyorum. O yüzden çıktım yola. Şimdi yemek yiyeceğim restorana bir sorarım. Belki oradaki çocuklar biliyordur. Öyle yani. Şu anda böyle. Bali'de ilerliyorum. Yani Bali nasıl diye sorarsanız beni pek açmadı diyebilirim. Yani bayağı bir gezdim. Çok fazla bu kalabalık şehir içinde takılmamaya çalıştım. Çünkü uçakla geldiğimde gezdiğim kadarıyla Kuta'da bile pek bir şey yoktu geceleri. Belki daha iyi bir yeri vardır. Merak etmedim doğrusu. Bali beni bayağı bir yordu. 7 günde 700-800 km falan yol yaptım motosikletle. Ve pis bir havası var, trafiği var. Ona bakınca tabii güzel yerleri de var ama hani bu güzel yerler bu. Güzel yerler bu trafiği çekmeye değer mi diye sorarsanız bence değmez. Bali'ye ben bir daha geleceğimi düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Burada turistik yerleri de görüyorsunuz her yerde. Şunlar da şey, ibadet için yere bunlardan bırakıyorlar. Her yerde görüyorsunuz. Bakın mesela şurada da var. Her yerde onlardan var. Burada şimdi turistik yerlerde de birçoğuna da gitmedim yani. Çünkü yani hiçbir şey yok. Sadece zaten en az 3-4 tane yer var. Turistlerin sadece para verip fotoğraf çekinmeye gittiği yer. Yani bayağı saçma bir turizm var burada. Temple videosunu da izlemediyseniz izleyin. Temple videosundan zaten anlayacağınız üzere ciddi bir turist. Aa, motorlara bak lan. Sıfır. Vespa mı bunlar? Hepsi Vespa. Çok güzel bir. Yani Bali'de çok saçma bir turizm var. Ben hiç hoşuma gitmedi. Denizi derseniz, bu en son gittiğim Kelingking haricinde beni çok mest eden bir yer olmadı. Orası çok güzeldi. Zaten hani deniz buralar rüzgarlı ve insanlar surf yapmaya geliyor. Ben de zaten surf yapamadığım için bilmiyorum herhalde. Yapar mıyım yapamaz mıyım bilmiyorum ama yapamam herhalde. Kolay bir şey değildir diye düşünüyorum. Denemedim hiç. O yüzden hani ne denizinde yüzülüyor, ne şehrinde geziliyor, ne turistik yerlerin tadı çıkartılıyor. Yani benim Bali'ye puanım 10 üzerinden 5 falan olur en fazla yani. Hani videoları çektim, güzel yerlere gittim, gösterdim falan ama oralara gidene kadar ben neler çektim hani onları görmüyorsunuz. Gerçekten çok yorucu bir yolculuğu var. Yani hani benim için sıkıntı yok yani Bali iyiymiş, kötüymüş. Ama yani şimdi başka bir ülkeden kalkıp da Bali'ye tatile gelinir mi? Kesinlikle gelinmez yani, bunu en ufak düşünmenize gerek yok. Hani Tayland gibi daha ucuz, nereden var dedi lan o? Tayland gibi hem uçak bileti daha ucuz hem de kendisi daha ucuz. Hem de turizmin çok daha yüksek olup böyle turist çeklemeye çalışmayan bir devlet olması çok daha Tayland'ı ön plana çıkartıyor benim için yani. Bir başka bir ülkeden kalkıp da Bali'ye tatile gelmek akıl işi değil bence. Hani ben Tayland'daydım. Çektim geldim şimdi buradan. Hani ben başka bir ülkeden kalkıp da Bali'ye tatile gelmek akıl işi değil arkadaşlar. Yani Bali tatile gelinecek bir yer kesinlikle değil ya. Ben gezdim geldim. 10 gündür mü ne buradayım herhalde. 7 gün boyunca canım çıktı ama yani sürekli motorun üzerinde, sürekli bir oraya git, bir buraya git, bir oraya git, hani yerler birbirine çok uzak. Motorsuz gezmenize imkan yok zaten, motorlu gezmek de çok zor. Yani motor sürmek, burada başka bir yerde motor sürmeye kesinlikle benzemiyor. Ben Tayland'daydım, çıktım geldim, gezdim, Bali'yi gezdim. Şimdi gideceğim bu Java'da bir güzel bir böyle mavi bir şey var, Ijen dedikleri bir yer var, oraya gideceğim. Ondan sonra Surabaya'ya geçeceğim, Surabaya'dan da Jakarta'ya gideceğim ve Jakarta'dan da Singapur'a uçacağım. Hani benim için sıkıntı yok ama başka bir ülkeden kalkıp buraya gelmek cidden mantıklı değil yani. Ben bunu söylüyorum. Aynı fikirde olmayan varsa da umurumda değil yani. Ben gördüğümü söylerim. Böyle. Hey.
Hello. Dayanın yeri bak lan çok güzel ha. Al, al. Ne yapıyorsun ya, yürüsene. Ha, no need taxi. I will go foot here. Thank you, bye bye. Dayıcım, gel bırakayım demiyorsun da taksi soruyorsun ya. Sivil arabanda taksi soruyorsun dayıcım ya, ayıptır ya. Bak şuradan karşıya gidelim, benimki hemen zaten şurada. Buranın tek güzel tarafı yemekler çok ucuz. Hani o dediğim Kutu'ya falan gitmezseniz, Kutu'da pahalı ama buralarda, yukarıdayım ben biraz, tam Denpasar'ın en uç kısmındayım. Buradaki restoranlarda yemekler çok ucuz yani. İyi bir restorana gittiğiniz zaman 2 dolara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Sıradan bir restorana giderseniz de hani gene 1-1,5 dolara karnınız doyuyor yani burada. Genelde yemekler böyle hiçbir şey yoksa 15 bin rupya, 10 bin rupya falan oluyor. Çok ucuz olan yerlerde noodle'lar falan 10 binden başlıyor. Yani 10 bin nedir oğlum? 15 bin zaten 1 dolar. Öyle fiyatlar var, çok ucuz fiyatlar var. Böyle hani fried rice, burada nasıl görenk dedikleri fried rice chicken falan yediğiniz zaman da onlar da 1 dolar. Ama iyi bir yere gittiğinizde 2 dolara gene aynı şeyi yiyebiliyorsunuz 2 katı fiyatına ve gene çok ucuz oluyor. Bu bir tek yani burada en önemli, yani bir tek Bali'de gördüğüm beni tatmin eden şey buydu. Ve bir de Kelingking bir işti. Kelingking çok güzel yerdi. Gerçekten o videoyu da izleyin buradan bir yerden. Çünkü hani ben Kelingking'i o videoda anlattım. İnsanların sadece o yamuk kayada fotoğraf çekinmeye gittiği bir yer olarak düşünüyordum. Ama beni gerçekten çok etkiledi. Videoyu izleyin. Orada var hepsi. Şu anda buraların aslında şehirle alakası yok. O yüzden burası şey. Buralar böyle trafiği düşük. Ama trafik olmamasının sebebi hem saat erken, 12 olmadı. Hem de şehirle alakası yok buranın. Bayağı uzakta bir yer. Ana yol da değil. O yüzden böyle buranın trafiği. Ama bak burası bile yani 12'den sonra, 1'den sonra çok kalabalık olmaya başlıyor. Bakın şurada da var ibadet şeyinden. Bakın burada da var. Burası böyle restoranların önünde bunları atıyorlar. Yollarda da var. Bakın mesela şurada var. Şu karşılarda bir sürü vardır. Hep yerler bunlarla dolu. Yani ben sürekli seremoni var. Ben Bali'deki Hindular kadar dinine düşkün bir millet görmedim gerçekten. Bu beni bayağı şaşırttı yani neden bu kadar. Böyleler bilmiyorum ama her gün bir seremoni, bir geçit, bir şeyler. Instagram'dan takip edenler onları görüyor zaten. Neyse. Burası ne? The Genius School diyor. Okulmuş burası. Arkadaşlar şey şimdi restorandayım da bakıyordum tekrardan. O gidip soracağım terminalde şey görünmüyordu, otobüs görünmüyordu Google'da. Başka Want to Go Asia'da da görünmüyordu. Ama şimdi baktım ki Rome Trio'da gösteriyor. 4-4,5 saat yol mu olur oğlum buradan oraya ya? Gerçi doğrudan 4,5 saat olur. Bali çok büyük bir yer ya. Gerçek Bali adası aşırı büyük. O yüzden zaten canım çıktı. Ama neyse şimdi gideceğim. Günde 3 defa varmış. Şimdi buradan Grab'le gideceğim oraya. Grab de çok ucuz burada. Tayland'da en düşük mesafeyi 1 dolar söylüyor. Ben burada yani Tayland'da 5 dakikaya gittiğimiz yolu burada yarım saatte ben 1 dolara gidiyorum. Yani trafiği de hesaba katınca. Ama sonuçta yarım saatini alıyor adamın. O yolu 1 dolara gidiyorum ben. Şimdi o yüzden Grab kullanıyorum yani burada. Güzel. Tayland'da Bolt daha ucuz bu arada. O da bir tırt giderseniz gidersiniz. Evet güzel tamam. Şimdi içim rahatladı biraz. Ubung'dan terminal, Ubung'dan Glimano'a varmış otobüs. 4,5 saat. Çok fazla. Ama olsun ne yapalım. Normalde hiç olmasaydı otostop çekecektim. Grab'e kendimi ana yola attırıp otostop çekecektim de. İyi bari ulaşmayacağız. Güzel. Bitti. Bali gezim bitti işte. Gidiyoruz Glimano'ya bakalım ne var. Orada port var. Oradan sonra şey yapacağız. Feribotla karşıya geçeceğim. Eğer kalırsa ben gidene kadar. Kalmazsa da çok önemli değil. Saat şu an 11. Kalmazsa ne yaparım? Glimanuk'ta, çünkü şuna da baktım. Glimanuk'ta çok ucuza bir otel var. Yani hostel değil, otel var. 3 dolar. Çift kişilik otel 3 dolar. Tek kişilik odası yok. Zaten olsa bile ne kadar ucuz olabilir. Ama çift kişilik oda, hani özel oda, otel 3 dolar Glimanuk'ta. Çok ucuz. Gelmeden önce baktığımda Bali'de de bayağı ucuzdu oteller ama kullanmadım. Gerek kalmadı. Direkt post bulduğum için daha iyi, çok denilir. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bali'de her yerde çöp yapıyorlar abi. Yani egzoz dumanı yetmiyor gibi. Motorla gidiyorsunuz ya. Kilometrede bir birileri bir şeyler yakıyor, onun dumanı da size geliyor. Hani çöpleri yakıyorlar, ağaçları yakıyorlar, her şeyi yakarak yok ediyorlar. Hani yakınca yok olduğunu falan düşünüyorlar herhalde. Atmosfere gittiğini akıl edemiyorlar da buradaki adama sen ne anlatıyorsun ki sen? Yani burası öyle gelişmiş bir yer değil, bayağı geride kalmış bir yer. Hani bu kadar turistik bir yerin böyle geride kalması gerçekten Temple videosunda dediğim gibi yani devletin bir rezaleti ya bu. Gerçekten Ender Özya rezil yani. Ben bu kesinlikle hiç böyle bir şey beklemiyordum.
Rezil yani, gerçekten rezil. Ulan öyle konuştuk yani, videolarım çok izlense Türkiye'den Bali'ye uçuşlar yavaşlayacak yani. Türkiye'den Bali'ye uçuş kaç para acaba? 250 dolara Tayland'a geliyor. O 250 doların üzerine bir 80 dolar falan daha, 80-100 dolar daha koyuyorsunuz. 350 oluyor. Öyle. Bangkok aktarmalı geliniyor çünkü Bali'ye. En ucuz olarak Türkiye'den Bangkok'a uçuyorsunuz. Orada bir havalimanı değiştirip, hani Bangkok'un ana havalimanına uçuyorsunuz Türkiye'den. Oradan Don Mueang Havalimanı'na geçiyorsunuz. Tayland'ın diğer havalimanı. Yakın yerlere uçuş yapılıyor oradan. Malezya falan oradan uçuluyor. Bali oradan uçuluyor. Singapur oradan uçulmuyor galiba. Neyse işte. Öyle işte. Evet arkadaşlar, terminale geldim. Hemen şu abiler tuttu. Gel dedi, 100. Dedim yo, 50. Şimdi yok, en son 70 dediler. Bakayım bir sorayım. Direkt öyle yapışmayalım adamlara. Sonra gideriz. 70 bin gene iyi para. Çok değil. 4-5 dolar falan yapıyor. Bu ne lan? Burası mı lan? Ticket. Oğlum nerede ticket kaldı? Adamlar direkt ver çantanı koyalım dediler de. Ruang Kojoko Asi diyor. Şunlar nereye gidiyor lan? Burugahra'yı diyor. Hantai diyor, bir şeyler diyor. No no. No, I will go from here. Yeah. Bakalım bakalım. Ne var lan burada böyle? Ya, otobüs terminalinde bilet alma yeri yok mu? Karpasar bilimlanıp çubuğumun toilet. Burada bunlar var. Şu otobüsler hoşuma gitti. Bandara Nugrahrai. Nugrahrai'yi hatırlıyorum, neresiydi orası ya? Abi açtım baktım, Nugrahrai neresi? Airportmuş oğlum. Denpasar Havalimanı işte yani, ne isim koyuyoruz ki? Evet abi, ticket yeri yok mu diye sordum. Yok dediler. Şu adamlara tabii ki de fiyatını da sordum. Bu otobüslerin sahibi değil de, Bilimanık'a gidecek otobüslerin sahibine değil de diğer şuradaki adamlara bilet sordum. Bilet yok dediler, otobüse vereceğim parayı dediler. Kaç parayı dedim gidiyor Bilimanık'a? 50 bine dediler yani. Biliyorum dedim 50 bine olduğunu da, bunlar 70 diyor. Alo. Hadi bakalım gideceğiz. But 50. Sorry. How much? Bilimanık. Ha? No, I ask. 80,000. No, I ask. They said 50. They said 50. Ha? Ben onu bir. Ben de sana Türkçe mi konuşayım şimdi? No, no, 50. I ask there. Ha? What? What's that? Who is? Ne diyorsun dayı ya? When, what time is gonna move? What time is gonna move? 20 minute. 20 minute. But 50 right? No. Okay, 60. 60 okay. Yeah, yeah. Okay. You? Yeah, para. This bus, right? Adam 50 bini kabul etmedi abi ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Nerede lan bu işi? Bilimanık'a gideceğiz bununla ya. 4 saat sürecekmiş. Neden yapacak bir şeyimiz yok? Çünkü burada ticket alanı yok. Artı bu otobüs 20 dakika sonra kalkacak. Zaman kaybedeceğiz. 60 bin dedim, hemen kabul etti. Neyse ki otobüs yani. Evet, 4 dolara 4,5 saatlik yol gideceğiz. Veya 4 saatlik. Dur bakayım, map'te ne kadar gösteriyor. Map'te 3 saat gösteriyor. Otobüs 4 saat gösteriyor internette. Tamam, güzel. İyi lan bu, bayağı iyi ya. Zaten 50 bin ucuzdu ama gene de gereken fiyattan 70 bin yani. 1 dolar fazla olsa da bir şey olmazdı ama gene de olan fiyattan fazla vermek istemiyorum. Mecbur kaldığım için bir 10 bin daha fazla verdim. Nasıl bir terminal ki burada bilet yok yani. Yani bilet satış noktası olmayan bir otobüs terminali düşünün arkadaşlar. Yani böyle işte. O otobüs güzeldi. Sonradan böyle uyduruk bir otobüse attılar bizi ya. Bu dışarıdan gelen ses de bu Hinduların bir şeysi işte. Yani sürekli böyle bir şeyler duyuyorsunuz ve bir şeyler çalıyorlar. Ellerinde bir şeyler çalarak arabaların arkasında falan. Yani bunun için özel olarak böyle arabaların arkasında bir şey çalarak geçmek için, o çaldıkları müziği çalarak geçmek için özel arabaları var. Kamyonların arkası böyle onun için düzenlenmiş.
onun arkasından böyle bir yürüyerek falan gidiyorlar. Bunların hepsi Instagram'da öne çıkarılmış hikayeler de var. Normalde takip etmeyenler onları görebilir. Takip edin ama yani o kadar şey yapıyoruz yani. Oğlum bak öyle bir otobüs ki. Kapının zaten çalıştığından çalışmadığından şüphem yoktu. Kapanmasın diye de yukarıdan iple bağlamışlar. Bu otobüs ölecek yani ölmeden önce son bunu kullanalım diye buna geçirdim herhalde biz. Bakalım bir liman nokta ne var. Orada zaten hiçbir şey yok tabi. Liman orası. Gideceğim oraya. Orada çok ucuz bir otel var. Eğer karşıya geçemezsem o otelde kalacağım. Eğer karşıya geçebilirsem karşı tarafta gene çok ucuz bir otel var. Aa, otobüste sigara içiyorlar lan. Otobüste sigara serbest lan. Okay, but not now. No now. Bu da çağırıyor. Bu da diyor, nereye gideceksin diyor. Ketapank. Aa, burada şeyler var lan. İndim. Sonunda bitti ya. Şişim var şu anda. Hı hı. Yes. One people, 18,000. 18? Yes. Hmm. Okay.
Okay, but not now. Ben daha indiğim gibi şey söylediler. Bakalım bir etrafa bakayım ya. Hemen gitmeyeyim. Böyle Manuk'ta satranç oynuyorlar lan. Çok iyi. Böyle Manuk'tayım. Burada böyle bir şey var. Şuradan. Oradakiler bilet satıyordu. Ama ben neden limanla almıyorum bileti? Limanın içine girmeden senden bilet alır mıyım lan ben? 20 bin diyorlar, pahalı değil. 1,5 dolar falan ama çok kısa bir yol, o kadar olmaması lazım. Gidelim bakalım. Crack Mojito. Aa, bar var lan. Neyse ya. Gideyim direkt bir sorayım bakalım ne zamanmış son.